Merhabalar, ben Didem Uçak. İşinizin Gerçeği programına hoş geldiniz. Farklı meslek gruplarının konuk olacağı programımızda mesleklerimiz bizlere işlerin gerçekliğini anlatacak. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ahmet Karabulut. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün nefes darlığından bahsedeceğiz. Konu basit gibi ama aslında hayatımızda çok önemli bir yere tekabül ediyor muhtemelen. Nefes darlığı nedir hocam? Konu basit gibi ama açıkçası ben bu konuyu başını seçerken şunu düşündüm. Son dönemde bir ton sağlık programı var biliyorsunuz. Kimse kalkıp da nefes darlığının birebir üzerinde durmuyor. Herkes hani nefes darlığı yapabilecek hastalıklar üzerinde duruyor ama çoğu hastalıklar, ciddi sıkıntılı hastalıklar kendini nefes darlığı olarak gösterir ve kişi bunu yaşadığında bu aslında bir sinyaldir. Ne yapması lazım? Bu konuda çok da aydınlatıcı açıkçası bir program yok maalesef. Nefes darlığı nedir der? Aslında bir hissiyattır nefes darlığı. Yani şu var, ben şu anda buradayım, benim nefesim daralıyor dediğimde nefes darlığı oluşmuş olur. Yani başkası ya senin yok, senin nefesin daralmıyor, nefesin daralması için bir sebep yok vesaire bir şey söylemeye hakkı yok. Yani söylese bile benim nefesim daralıyor dediğimde olay orada bitmiştir yani. Nefes darlığı aslında kişinin bir tanımıdır. Yani kişi nefes darlığı tanımıyla bizim karşımıza gelir. Bu gerçekten bu tanım ciddi bir hastalığı gösteriyor mu yoksa basit bir nefes darlığı mı, altta yatan bir hastalık var mı yok mu, o iş araştırmaya kalmış. Ama basit bir şekilde yani şurada oturuyoruz mesela, ben dedim ki Didem Hanım benim nefesim daralmaya başladı dedim. Bu nedir? Direkt aslında bir şikayettir. Bir şikayettir. Bundan sonrası ne yapmak lazım? Bu nokta önemli. Yani evet. Gerçekten hani nefes darlığının altında bir sıkıntı var mıdır, yok mudur, neden oluştu? Basit bir heyecan mı yoksa ciddi bir hastalık mı? Bunu da biz şöyle yapıyoruz, şöyle bir yaklaşım yapıyoruz. Nefes darlığı böyle ara ara yokluyor mu sizi? Yoksa istirahat halinde aniden mi başladı? Yani siz istirahat halindeyken daha önce yaşamadığınız bir nefes darlığı aniden başlıyorsa ve sizi rahatsız ediyorsa ve geçmiyorsa bu durumda mutlaka şüpheli davranmak lazım. Mutlaka bir yerlere başvurmak lazım. Çünkü bu şekilde bir nefes darlığı ciddi bir hastalığı gösterebilir. Yani ciddi bir hastalığı gösterebilir. Neyi gösterebilir? Akciğerle ilgili bir rahatsızlığı gösterebilir. Neyi gösterebilir? Bir enfeksiyon oluşumu vardır. Ya da işte akciğerin pıhtılatımı vardır. Ya da kalple ilgili ciddi bir olayı gösterebilir. Bir kalp krizini gösterebilir. Yani bakıldığında bir felç belirtisi olabilir. Ani gelişen. Yani özellikle bacaklardan akciğerin pıhtılatımı olabilir. Yani istirahat halinde oluşan ve daha önce olmayan ani gelişimli bir nefes darlığında bizim korkmamız lazım. Yani kişi istirahat haline başladı. Ya ben nefes alamıyorum. Bir sıkıntı var. Dediğinde gerçekten bunun üzerinde durmak lazım. Ama diğer taraftan ben çok hareketsiz bir yaşam sürüyorum. Neredeyse hiç yürümüyorum. Sürekli araç kullanıyorum. Hiç merdiven çıkmıyorum. Ama dışarı çıktım. Hafif bir rampa çıktım. Ya biraz nefes nefese kaldım. Bunu her zaman bu bir hastalığı göstermeyebilir. Niye? Çünkü sizin vücudunuz zaten yürümeye alışık değil. Sizin vücudunuz egzersiz yapmaya alışık değil. Ve vücut sizin hareket etmenize tembelliğe alıştığı için ne yapıyor? Tepki gösteriyor. Yine de size bir sinyal veriyor. Çünkü herkes hani bir iki kat merdiven çıktığında herkesin nefesi daralmaz. Yani sizin nefesiniz daralıyorsa ya benim nefesim niye daraldı? Ya da bundan 5-10 yıl önce ben buraları koşarak çıkarken bir şey yoktu. Şu anda niye ben yavaş yavaş çıkmama rağmen niye nefesim daraldı? İnsan düşünmesi lazım. Temel sebeplerinden bir tanesi hareketsizlik. Yani hareketsizlik gerçekten nefes darlığı yapar. Onun dışında ne olur? Siz yine dinlenir haldesinizdir. Bir telefon gelir, bir haber alırsınız. Üzüntülü bir haber alırsınız. Ne olur? Üzüntülü haber vücutta birden bir refleks nefes darlığı yapabilir. Bu aynen şey gibidir. Panik gibidir. Aynen kaygı atağı gibidir. Yani insan paniklediğinde genelde ne olur? Şuradan önce kalpten bir çarpıntı başlar. Yani de çarpıntı ile kendini gösterir. Çarpıntıdan sonra hemen nefes darlığı gelir. Ve insanlar nefes bana yetmiyor der. Ve nefes yetmediğini düşündükleri için ne yaparlar biliyor musunuz? Daha hızlı nefes alıp verirler. Daha hızlı nefes alıp verdikleri için bu sefer olay kısır döngüye girer. Ne olur? Oksijen karbondioksit dengesi bozulur. Ve böyle
çok hızlı nefes alıp verme kendini bayılmayla gösterebilir. Yani sonu bayılmaya gidebilir. Özellikle biz bunu... Kişi panik yapıyor aslında. Evet, bayılmaya panikte, kadar gidebiliyor panikte diyorsunuz. Panikte ve biz bu kişileri yakaladığımızda ne yapıyoruz biliyor musun? Derin nefes alın, yavaş nefes alın diyoruz. Ya da çok basit bir kese kağıdının içerisine solutuyoruz. Ki bu oksijen karbondioksit dengesi bozulmasın. Dolaylı yoldan çünkü kalsiyumu etkiliyor vesaire. Baygınlığa gidebiliyor. Yani bakıldığında burada bir panik atak, basit bir kaygı bozukluğu nefes darlığını tetikleyebiliyor. Onun dışında hani bahsettik özellikle sedanter yaşam olsun, tembel yaşam olsun nefes darlığını tetikleyebiliyor. Onun dışında nefes darlığını ne tetikler? Özellikle yaşam alanımız. Çok tozlu bir ortamda yaşıyoruz diyelim. O toz nefes darlığını tetikleyebilir. Özellikle çocuklarda gözlemlediğimiz nefes darlığı hep karşımıza çıkar. Alerjik astım derler mesela. Halbuki vücut çocuğun bir şeylere alerjisi vardır. Besin alerjisi olabilir, polen alerjisi olabilir, farklı şeyler olabilir. Kendini nefes darlığıyla gösterir ve belli bir süre sonra kaybolur. Yani kendini nefes darlığı olarak gösterebilir. Artı zararlı alışkanlıklarımız varsa, özellikle sigara ve tütün ürünleri. Yani diyelim siz 20 yıldır sigara içiyorsunuz, tütün ürünü kullanıyorsunuz. Ya arada bir benim nefesim daralıyor acaba neden diye sormamanız lazım. Zaten sizi altyapıyı oluşturmuş durumdasınız. Çünkü biz akciğerlerimizde, ciğerlerimizde nefes alıp veririz. Vücutta bir ton şey nefes darlığı yapar ama aslında nefes alıp veren yer akciğerlerdir. Hı hı. Yani akciğer vücuda nefes darlığıyla tepki gösterir. Ne yapar sigara? Özellikle bu akciğerin yapısını, bronşları vesaire bozar. Akciğerdeki hava sirkülasyonunu, hava döngüsünü bozar, nefes darlığı yapar. Hani bunun en ilerisi nedir? KUAH'tır. KUAH dediğimiz kronik tıkayıcı akciğer hastalığıdır. Yani nefes darlığı özellikle tütün ürünü kullananlarda yavaş yavaş gelişen bir KUAH habercisi olabilir. Olabilir. Onun dışında daha ciddi hastalıklardan kalple ilgili nefes darlığı özellikle eforla beraber olan nefes darlıkları bir damar tıkanma habercisi olabilir ya da bir kalp yetersizliği habercisi olabilir. Yani bunlar ciddi sebepler. Ama çoğu zaman baktığımızda nefes darlıklarının sebeplerini araştırırken %50'nin üzerinde ciddi bir sebep görmeyiz. Yani çoğunlukla ya psikolojisi bozuktur ya tembel bir yaşam sürmektedir, vücut nefes darlığı olarak ortaya çıkarmaktadır bunu. Ya kişi su içmiyordur, yani vücudun belli bir su ihtiyacı vardır. Siz o suyu yerine koymadığınızda bu kendini nefes darlığı olarak gösterebilir. Yani o açıdan biz insanlara çok deriz. Mutlaka günde 8-10 bardak su içmeye gayret gösterin. Ya da uyku düzensizdir. Kişide yorgunluk vardır. Yani yorgunluk üstte biner biner, uyku da düzensiz olduğu için. Çünkü yorgunluğu vücut sadece uyku sırasında atabilir. Yani uyku en önemli detoks yöntemidir. Ne olacak? Bunlar olduğunda nefes darlığı oluşacaktır. Nefes darlığı. Ama bunların hepsini istirahat halinde oluşan nefes darlıklarına göre bize vakit veren, araştırmak için bize vakit veren durumlardır. Ama istirahat halinde oluşan ani nefes darlığı özellikle bir yarım saatten fazla sürüyorsa o zaman beklemeden bir hekime başvurmak lazım. O zaman şey diyoruz Ahmet Bey, Ahmet Hocam, ne zaman doktora gidelim noktasına geldiğimizde buradaki cevap bu şekilde oluyor. En önemli istirahat halinde ani gelişen ve geçmeyen bir nefes darlığımız varsa vakit kaybetmeden doktora gitmek lazım. Onun dışında özellikle hareketli olan nefes darlıkları, gelip geçici nefes darlıklarımız varsa o zaman tekrar doktora gitmeyi gözden geçirebiliriz ama aciliyetimiz belki yoktur. Yani bekleyebiliriz. Ya ben şu güne randevu alayım edeyim diyebilirsiniz yani. Çünkü çok basit bir şey söyleyeyim nefes darlığının. Hani yaşam tarzından bahsettik. Tembel yaşam bizi nefes darlığına sürüklüyor. Sigara bizi nefes darlığına sürüklüyor. Yaşadığımız ortamın çok tozlu olması bizi nefes darlığına sürüklüyor. Özellikle bu plazalarda yaşayan, çalışan kişiler için söyleyeyim. Belli bir hava sirkülasyonu olmadığı için mesela bina hastalığı deniliyor. Oradakilerde nefes darlığı daha sık oluşabiliyor. Onun dışında kişide kapalı ortamda kalma fobisi vardır. Yani kapalı ortama girdiğinde biraz daha kaldıktan sonra kişide nefes darlığı başlar. Belki size geliyordur. Hangi ortamlarda başlar diye baktığımızda kapalı alanlarda başlayabiliyor diyorsunuz nefes darlığı. Tabii kapalı ortamlarda daha fazla olur. Mesela asansöre binin, -2-3'lere inin. Asansör aynıdır belki mesela. Asansörle
10. 20. katlara çıktığınızda aynı havayı soluyorsunuz. Kişide nefes darlığı olmaz ama orada 9. 10. kat yerine -4, -5'i gördüğünde kişide nefes darlığı başlayabilir. Hı hı. Çünkü kafa ne diyor? Yerin altına doğru iniyorsun diyor. Fobik bir durumdur yani. Hı 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 hı. Nefes darlığı yapabilir. Hı hı hı. Onun dışında en sık nefes darlığı yapan durumlardan bir tanesi kansızlık. Hı hı. Yani kansızlık herkeste olan bir şey. Bu çocuklarda da olabilir, gençlerde de olabilir, yaşlılarda da olabilir. Sebebi çok da olabilir. Demir eksikliğine bağlı olabilir. Bir yerden bir kanama vardır. Nefes darlığı yapar. Nefes darlığı yapar. O açıdan mutlaka ve mutlaka uzun süreli nefes darlığı yaşayanlarda biz kan değerlerine bakıyoruz. Vücuttaki mineral dengesizliği nefes darlığı yapar. Nedir işte sodyumdur, potasyumdur nefes darlığı yapabilir. Vitamin dengesizlikleri nefes darlığı yapabilir. Yani özellikle B grubu vitamin eksikliği, D vitamin eksikliği vücutta halsizlik nefes darlığı yapar. Bundan sonra tiroidin iyi çalışmaması, goiter dediğimiz durumda. Eğer bizim tiroid hormonlarımız düşükse bu bir nevi metabolizmamızı düzenleyen bir nokta. Yani tiroid hormonlarımız düşükse ne olacak? Vücut daha yavaş bir metabolizmayla çalışacak, nefes darlığı olacak. Yani bakıldığında aslında bir ton hastalık nefes darlığı yapıyor. Yani önemli olan bir noktadan kişilerin başlaması lazım. Ve kişi nereden başlayacak? O nokta önemli. Az önce de bahsettim. Ani gelişen, istirahat halinde gelişen bir nefes darlığı varsa ve gerçekten nefes almayı zorlaştırıyorsa bu kişiye ben iç hastalıklarına mı gideyim, dahiliye mi gideyim, göğüs hastalıklarına mı gideyim, kardiyolojiye mi gideyim düşünmemesi lazım. Ne yapmasam direkt acile gitmesi lazım. Çünkü gerçekten altta yatan acil bir durum olabilir. Ama onun dışında ara ara nefes darlıkları oluyorsa en uygun başlama yeri belki dahiliye bölümü ya da iç hastalıkları, çünkü bu genel bir araştırma olacaktır. Nereye başvuracağız noktasında? Evet. Dahiliye ya da iç hastalıkları. Aynı bölüm. Onun dışında göğüs hastalıkları, çünkü göğüs hastalıklarında biz nefes darlığı oluyor ama göğüs hastalıklarında sıklıkla biz solunum fonksiyon testi dediğimiz bir üfleme testi yapıyoruz. Gerçekten hani kişi nefes darlığı tarif ediyor ama bu kişinin aldığı nefes alıp vermesi, işte akciğerdeki depolanan hava vücuda yeterli mi değil mi? Onun solunum fonksiyon testiyle çünkü biz araştırıyoruz. Ya biz diyoruz ki ben nefes darlığım var. Tamam, ben şu anda senin akciğerleri dinledim. Akciğerlerin gayet güzel havalanıyor. Onun dışında solunum fonksiyon testi dediğimiz üfleme testini yaptık. Gayet iyi üflemişsin. Demek ki bu senin aldığın nefes alıp verme sana yetiyor. O zaman ne olacak? Akciğer rahatsızlıklarından birazcık daha uzaklaşacağız. Onun dışında da başvuracağı yer kardiyoloji. Kardiyolojide de biz ne yapıyoruz? Özellikle kalple ilgili bir rahatsızlık var mı yok mu? Özellikle kalp yetersizdir, ritim bozuklarıdır. Mesela kişide sürekli çarpıntı olmasında nefes darlığını tetikleyebilir. Yani ilk sırada başvurması gereken 3 temel yer iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji. Kişi nefes darlığı yaşıyorsa. Ama ani gelişen bir nefes darlığı istirahat halinde varsa ilk başvuracağı yer acil servis. Peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Ahmet Hocam? Mesela ben de klinik psikolog olarak biz böyle vücudumuzdaki herhangi bir duyumu hemen abartabiliyoruz ya. Ama bunun için de galiba kişinin bilinçli olması lazım. Bir nefes darlığı çekiyorsam bunu hemen kötüye yormayabilirim. Bir beklemeye alabilirim. Mevcut durumum nedir? Acaba belki kapalı bir ortamda mıyım? Toz dumanlı bir ortamda mıyım? Kesinlikle. Yediklerim, içtiklerim bana mı zarar vermiş olabilir? Bizde hemen bir kötüyü düşünme vardır. Şimdi ben klinik psikolog olarak bakıyorum. İnsanlar bilinçliyse belki bunları ilk başta bir check edebilir değil mi Ahmet Hocam? Bunda bir sakınca şimdi var mıdır? Kesinlikle check edebilir. Şu var, ben şu anda evdeyim. Ben bir nefes darlığı yaşadım. Ne yapabilirim ya bu noktada? Öncelikle gerçekten herkes kendini bir sorgulayacak. Hani bir stresi, sıkıntısı var mı? Nefes darlığını tetikleyecek bir panik durumu var mı? Psikolojik yönü var mı yok mu? Onu araştırdık. Yok, kişi diyor ki ya ben gayet rahat durumdayım. Yani benim hiçbir sıkıntım yok, stresim yok vesaire yok. Ondan sonra ne yapacağız? Bir tansiyon ölçümü. Bir kan basıncı ölçümü yaptık. Çünkü sıklıkla hem tansiyonun düşmesi ya da yükselmesi nefes darlığı yapabilir. Bunu evde çok rahat herkes yapabilir. Tansiyonumuzu ölçtük. Tansiyonumuz da normal çıktı. Ondan sonraki adım şu olacak. Bu nefes darlığına eşlik eden başka bir şikayet var mı yok? Yani sadece nefes darlığı mı var? Beraberinde çarpıntı var mı? Göğüs ağrısı var mı? Karın ağrısı var mı? Ateş var mı? Baş dönmesi var mı? Baygınlık hali var mı? Şiddetli sırt ağrıları var mı? Çünkü bu eşlik eden sıkıntılar varsa o zaman ne düşünüyoruz?
demek ki bir hastalığı gösteriyor. Ne bileyim, eğer eşlik eden nefes darlığıyla beraber ateş, öksürük varsa ne düşünürüz? Muhtemelen bir solunum yolu enfeksiyonu vardır ya da zatürre olmuştur. Eşlik eden bir durum var mı yok mu diye. Onun dışında eğer bir tozlu ortamda direkt oluşmuşsa ya da özellikle ilkbaharda bir polen alerjisi olabilir, bir astım atağı tetiklenmiş olabilir. Eşlik eden bir çarpıntı göğüs ağrısı varsa kalple ilgili bir durum olabilir. Kalp krizi dahi olabilir. Baş dönmesi varsa, bayılmaya meyil varsa bir beyinle alakalı bir durum olabilir. Yani küçük bir felç bile gelişimi olabilir. Şiddetli bir karın ağrısı varsa nefes darlığıyla beraber hani bakıldığında bağırsaklarla ilgili bir sorun olabilir. Aa, ne olabilir bu? Belki bir ishal oluşumu olacaktır, bir enfeksiyon oluşumu olacaktır ya da bir kanama oluşmuştur. Yani bunlar hepsini sorgulamak lazım. Yani evet, kişi doğru. Kendini sorgulayacak ama bunların hiçbir tanesi yok. Sadece bir nefes darlığı var. Acaba nedir, ne değildir, ne yapılabilir? Dediğim gibi kan basıncımızı ölçtük, herhangi bir sıkıntı yoksa kes vücut kalmış olabilir. 2 bardak su içmek lazım. Yaşadığımız ortamı bir havalandırmak lazım. Havalandırdık ve halen nefes darlığımız devam ediyor. Nefes darlığımız geçmiyorsa, bu eşlik eden olaylar halen yoksa, eğer geçmiyorsa o zaman bir yardım talep etmek lazım. Ama baktık, çıktık, temiz bir hava aldık, suyumu içtik, nefes darlığımız geçti. O zaman eğer tekrar ediyor mu, etmiyor mu, ne ona bakmak lazım. Ne klinik psikolog ihtiyaç var o zaman, ne kardiyoloji doktoruna ihtiyaç var. O zaman hocam önce kişi check edebilir diyoruz. Eğer baktı check ettiğim halde bir şey çok kötüye gidiyor. Evet. O zaman ilk başta biz de diyoruz ya hocam, klinik psikolog olarak ilk başta her zaman fizyolojik tetkik yaptırın. Daha sonra bize gelin. Tabii ki. İlk başta size geliyorlar. Eğer bakıyorsunuz ki siz bu nefes darlığı fizyolojik değilse biz klinik psikologlara yönlendiriyorsunuz. Ama tabii ki de sizin üzerinizden çalıştığımız için şu an bunun nefes darlığının fizyolojik sebeplerle ulaşabilme gerçekliğini çalıştığımız için, anlattığınız için bu sebeple de olabiliyor diyorsunuz. Olabilir. O kadar sık sebebi var ki nefes darlığı vücudun bir tepkisi, akciğerin bir tepkisi, nasıl çarpıntı kalbin vücut bir tepkisi ise nefes darlığı da o şekilde akciğerin bir tepkisi. Basit bir şey söyleyeyim, yani siz başınız ağrıdı, bir ağrı kesici aldınız. O ağrı kesiciye yönelik vücudunuzda bir hassasiyet vardır. Bu hassasiyet kendini nefes darlığı olarak gösterir belki ya da şey olarak. Onun dışında özellikle hanımlar için söylüyorum. Mesela mens periyodlarına yakın vücuttaki hormonsal değişiklikler vücutta kendini nefes darlığı olarak gösterebilir. Yani basit olarak. Evet. Yani mutlaka en basitinden düşünüp en kompleksine doğru gitmek lazım. Yani. Basamak basamak gitmek lazım. Neden? Siz en kötüsünü düşünüp en kötüsünden başladığında bu sefer kişide ne oluyor biliyor musun? Anksiyete oluşuyor. Ciddi bir anksiyete, kaygı bozukluğu oluşuyor. Bu tekrar ettiğinde üzerine panik biniyor ve bundan sonra da bu nefes darlığı ataklar haline geliyor. O zaman hocam ne çok kaygılanacak kişi, ne çok gamsız olacak, öneme alıp doktora gidecek. Peki hocam hiç böyle ihmalle karşılaştığınız hastalarınız oldu mu? Mesela nefes darlığını ihmal edip halbuki konunun gerçekten sizle ilgili sonucu oluşuyor ve bunu tahmin edemiyor ve nefes darlığını geçirirken kötü bir şeyle karşılaşan bir hastanız oldu mu ihmal edip? Şimdi çok var bu şekilde. En basitinden söyleyeyim, bu KOAH hastaları. KOAH biliyorsunuz oluştuktan sonra gerçekten geri dönüşümü çok zor bir hastalık. Ve bu hastalık kendini hep nefes darlığıyla gösterir. Ama insanlar ne yapar? Bu hafif nefes darlığını çok aldırmaz. Sigaraya devam ederler. Kötü alışkanlıklara devam ederler. Sonra bir noktaya gittiklerinde doktor der ki ya siz ciddi bir KOAH olmuşsunuz. Bu ilaçları kullanmanız lazım. Sigarayı bırakın edin. Kişi belki bu nefes darlığı başlamaya hafif evrede yakalanmış olsa belki geri dönüşümü olacak. Ya da kalple ilgili bir örnek söyleyeyim size. Kişi özellikle eforla beraber nefes darlığı tarif ediyor. Ve bütün kalp hastalıkları her zaman göğüs ağrısıyla ortaya çıkmaz. Yani bazı kişilerde tipik böyle der ki ben şuradan 3 kat merdiven çıkıyorum, benim göğsüme bir ağrı saplanıyor. Ondan sonra bir 5 dakika istirahat ediyorum, benim ağrım geçiyor. Mesela bu tipik bir kalp damar tıkanıklığını gösteren bir ağrı çeşididir. Ama bazı kişilerde bu ağrının yerine nefes darlığı olur. Ve dinlenince geçiyorsa kalple ilgili diyorsunuz. Yani olabilir. Nefes darlığı. Herkes için demiyorum ama bir sinyal olabilir. Bir sinyal. Ve siz bunu ihmal ettiğinizde ne olur? Hastalık ilerleyip kendini bu sefer kalp kriziyle çok aşikar hale ortaya çıkarabilir. Biz bunu hatta şey diyoruz, böyle tipik kalp ağrısına biz anjina deriz. Buna da anjina eşdeğeri olan nefes darlığı deriz. Bu açıdan özellikle hani gelip geçici nefes darlıkları belki değil ama sürekli sizinle gittikçe de
düzelmeyen ve artan bir nefes darlığı varsa evet. ihmal etmemek lazım. Bu şekilde biz hastaları çok görüyoruz. Ya da şu var, kansızlık dedim. Kansızlık nefes darlığının en sık sebeplerinden bir tanesidir. Kişide ne olur? Çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı olur. Bunu ihmal eder, ihmal eder, ihmal gençlerde de çok oluyor. Sonra bir kan tahlili yaptırırız. Sizin kan değeriniz o kadar düşmüş ki biz buna demir ya da vitamin takviyesiyle bu kan değeri düzelmeyecek, ne olacak? Sizin kan almanız lazım deriz. Hı hı. Mesela ihmal hastalığın ilerlemesine yol evet, açar. Aslında her alan için çok önemli değil mi hocam? Yani ihmal olayı her branş için. Tabii. Ama bizim toplum azıcık ihmali seven bir toplum. İhmali seven bir toplum ve bazı şeyler aşikar hale ortaya çıktıktan sonra onun farkına varıyor. Şu var, hani bahsettim, kişi nefes darlığı yaşıyor. Daha öncesinde iki kat çıktığında nefes darlığı olmazken şu anda bir kat çıktığında nefes darlığı olmaya başlıyor. Kişi ne yapıyor? Hareketini kendi kendine kısıtlıyor. Ya diyor, benim nefesim dar diyor, ben kendimi çok zorlamayayım diyor. Hı hı. Ne zamanki son noktaya geldiğinde ben doktora gideyim diyor. Bu açıdan biz insanlara diyoruz, göğüs ağrısı olabilir, basit bir çarpıntı olabilir, halsizlik, yorgunluk olabilir. Nefes darlığı da çok genel bir kavram. Çok genel bir kavram. Çoğunlukla altta yatan ciddi bir şey çıkmayabiliyor. Ama eğer rutininizde olmayan, yaşam tarzınızda olmayan bir nefes darlığı oluşmaya başlamışsa bir gidin, mutlaka bir hekime evet. görünün. Çünkü hekim ne yapacak? Gerekli araştırmaları yapacak ve nefes darlığı da genel bir konu olduğu için az önce bahsettim, yani multidisipliner bir yaklaşım lazım. Bir ton bölüm ne yapıyor? Tetki yapıyor. Çok tetki yapılacaktır. Şu var ya, diyeceğiz ki bu ciddi hastalıkları biz ekarte ettik. Ortada ciddi bir hastalık yok. İşte sizin nefes darlığınızın kaynağı kronik yorgunluk ya da sizin nefes darlığınızın kaynağı sedanter yaşamınız, yaşam tarzınız, yaşadığınız yer, hava kirliliği vesaire. Hı hı. Bunu dediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Kişi belki o nefes darlığını tekrar yaşayacak ama kişi de kaygı ve panik oluşturmayacak. Hı hı. Bu açıdan rutinde olmayan, yaşantınızda ilk kez böyle bir sıkıntılar yaşıyorsanız nefes darlığı, bu ani gelişenlerde vakit kaybetmeden hekime başvurmalısınız evet. ama arada da olduğunda ihmal etmeden evet. hekime gidip ya benim daha önce de nefes darlığım olmuyordu, ara ara nefes darlığı olmaya başladı. Ben geçer dedim ama geçmedi. Acaba nedir ne değildir bir baktırayım. Ne kadar süredir sürüyor, ne zaman başladı, ne kadar bir şey artık yoldan çıktı. Bunlar bizim için önemli konular diyorsunuz değil mi hocam? Ve ihmal etmeden sizler gibi hocalarımıza gidip başvuru yapıyorlar. Son dönemde siz kulağınız aşina olmuştur. Hatta böyle nefes koçluğu diye de bir nokta da ortaya çıkmış durumda. Biz kaliteli bir şekilde nefes alıp vermeyi de maalesef bilmiyoruz. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ben de bu noktada nefes darlığına tekabül edecek anksiyete bozuklukları, evet. anksiyete bozukluklarının içerisinde panik atak çalışıyorum ve birçoğunun nefes almayla ilgili bir derdi var. Derdi var ve biz yanlış doğru, nefes tekniği. Ve biz doğru nefes alıp vermiyorsak ne oluyor biliyor musunuz? Zaman zaman herkeste olur. Böyle derin bir nefes alma ihtiyacı duyar. Aldığı nefesin kendisine yetmediğini düşünür. Niye? Çünkü farkına varmadan biz yüzeyen nefes alıp veririz. Yani bazı zamanlar diyaframımızı kullanmayız. Diyafram kullanmak şundan önemli. Biz her nefes alışverişimizde biz akciğere biz hava göndeririz ve akciğerden belli bir havayı geri dışarı çıkarırız ama akciğerin sönmemesi için orada hapis kalan bir hava vardır. O havanın da belli aralıklarla kaliteli havayla değişmesi lazımdır. Hı hı. Onu da ancak diyaframı kullanarak derin nefes alıp vermelerle biz sağlayabiliriz. Temel önerim şey, aralıklı olarak nefes egzersizinde en basit olay, nefes alırken mesela derin nefes aldık, nefes vermemiz alışımızdan daha uzun olmalı. Yani doğru evet, nefes tekniğini evet, bilmeliyiz evet, diyorsunuz bu anlamda. Bilmeliyiz, öğrenmeliyiz aynen ya da. Aynen öyle ve nefes alma egzersizleri de gerçekten tek başına bu nefes darlığına bir çözüm olabiliyor. Altta yatan ikinci bir hastalık yoksa eğer. Teşekkür ediyorum hocam. Ben bugünkü programımızın ediyorum. Sonuna geldik. Böyle güzel bir şekilde ve heyecanlı heyecanlı sizlere anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.